Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere karma dil bilgisi ile ilgili 6. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok birleşik zamanlı fiil kullanılmamıştır diyor. Bir fiilin birleşik zamanlı olabilmesi için sizin de bildiğiniz gibi ek fiil alması lazım. Ek fiillerimiz idi, imiş ve iseydi arkadaşlar. İdi'ye hikaye adını vermiştik. İmiş rivayet adını almıştı. Ve ise şart adını almıştı. Şimdi seçeneklere bakalım. Yağmurdan sonra büyürmüş başak meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bakın büyürmüş derken geniş zamanın rivayeti var. Bu birleşik zamanlıdır. Yine olgunlaşırmış derken geniş zamanın rivayeti var. Bu da birleşik zamanlı fiildir. O yüzden biz A seçeneğini elemiş oluruz. Çünkü birden fazla birleşik zamanlı fiil var. Haliç'te bir vapuru vurdular 4 kişi. Demirlenmişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu. Bakın vurdular, dili geçmiş zamanla çekimlenmiş, basit çekimli bir fiil. Yine demirlenmişti ifadesine bakacak olursak, mişli geçmiş zamanın yani öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi var. Bu birleşik çekimli fiildir. Ağlıyordu ifadesinde ise şimdiki zamanın hikayesi var. Bu da birleşik çekimli bir fiildir. Birden fazla birleşik çekimli fiil olduğunu görüyoruz. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Ben o dertten bilirim, hiç ölmezdim. Dolansaydı boynuma akça bilekler. Bakın ölmezdim, mazmez geniş zamanın olumsuzudur. Di de ek fiilin hikayesidir. Dolayısıyla geniş zamanın hikayesi var. Bu birleşik zamanlı bir fiildir. Dolansaydı ifadesinde ise şart kipinin hikayesini görüyoruz. Dolayısıyla bu da birleşik çekimli bir fiildir. Bunu da elemiş oluruz. Hava keskin kömür kokusuyla dolardı. Daha gün batmadan kapanırdı kapılar. Dolardı derken R geniş zamandır. D da ek fiilin hikayesidir. Dolayısıyla geniş zamanın hikayesi olmuş. Bu da birleşik çekimli bir fiil. Kapanırdı derken yine R geniş zaman. Geniş zamanın hikayesi olmuş. Bu da birleşik çekimli bir fiil. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Güle geldi, gülerek gülleri güldürdü o gül. Gül güler miydi gelmese gülzare o gül. Bakın geldi derken görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş basit çekimli bir fiildir. Güldürdü derken yine dili geçmiş zamanla çekimlenmiş basit çekimli bir fiil. Gelmese derken şartın olumsuzu var. Bu da basit çekimli bir fiil. Güler miydi derken geniş zamanın hikayesini görüyoruz. Burası birleşik çekimli bir fiildir. Ama bir tane var arkadaşlar. Bize birden çok olanı sormuştu. O yüzden cevabımız da B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden kaçı sıfat fiil göreviyle kullanılmıştır? Ben sırtında taşıyan işlenmedik günahı. Günah isim. Nasıl günah? Taşıyan işlenmedik günah. Bunlar niteleme sıfatı olur. Bakın buradaki an en eki nedir? Sıfat fiil ekidir. Dık dık eki de yine sıfat fiil ekidir. Ben usanmaz bekçisi derken bekçi isim. Nasıl bekçi? Usanmaz bekçi niteleme sıfatı. Mazmez eki de burada sıfat fiil ekidir. Yolcu inmez hanların han isim. Nasıl han? İnmez han niteleme sıfatı. Mazmez eki de yine sıfat fiil ekidir. Tükenmez orman derken orman isim. Nasıl orman? Tükenmez orman niteleme sıfatı. Mazmez eki de burada sıfat fiil ekidir. Külhan isim. Nasıl külhan? Isınmaz külhanlar niteleme sıfatıdır. Mazmez eki de yine burada sıfat fiil ekidir. Tutmuş kayalarda derken kaya isim. Nasıl kaya? Buz tutmuş kaya niteleme sıfatı. Muşmuş eki de arkadaşlar sıfat fiil ekidir. Bakın bütün sözcüklerin sıfat fiil olduğunu görüyoruz. Saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane burada sıfat fiil var. O yüzden cevabımız da E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde an en ekini alan sözcük fiil anlamını kaybettiği için kalıcı isim olmuştur? Yazıldığı dönemde okunmayan bazı eserler sonradan değerli olur. Bakın an en burada sıfat fiil ekidir. Fiilimsi özelliğini devam ettiriyor. Bunu elemiş olduk. Tarihi anlatan insan onu yaşayarak anlatmalıdır.
Yine anlatan derken an en sıfat fiil ekidir. Fiilimsi özelliğini devam ettiriyor. Bunu denemiş oldun. Gülü seven dikenine katlanmalıdır derdi her zaman. Seven derken an en yine sıfat fiil ekidir. Fiilimsi özelliğini devam ettiriyor. Bunu denemiş oluruz. Çevresini dört gözle inceleyen bir insandı. İnceleyen derken an en sıfat fiil ekidir. Bu da fiilimsi özelliğini devam ettiriyor. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi yeni taşındığı kasabada büyük bir çağlayan vardı ifadesinde. Çağlayanda an en eki var. Fakat çağlayan sözcüğü şelale anlamına gelir. Kalıcı isim olmuş. O yüzden arkadaşlar bu fiilimsi özelliğini kaybetmiştir. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu partide numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat fiil olarak kullanılmamıştır? Arkadaşlar bakın burada birey isim. Nasıl birey? Bağlarını koparmış birey niteleme sıfatı, mışmış eki de sıfat fiil ekidir. Nasıl birey? Uyum sağlayamamış birey niteleme sıfatıdır. Buradaki mışmış eki de yine sıfat fiil ekidir. Şimdi koparmış ve sağlayamamış sözcükleri yüklem değil arkadaşlar. Buradaki virgül kafanızı karıştırmasın. İki tane niteleme sıfatını birbirinden ayırmak için kullanılmış bir virgüldür. O yüzden bunu belirtmiş olayım. Yine birey isim, nasıl birey, yabancılaşmış birey niteleme sıfatı, buradaki mışmış eki de sıfat fiil ekidir. Kaçınılmaz yazgısıdır derken yazgı isim, nasıl yazgı, kaçınılmaz yazgı niteleme sıfatı, mazmez eki de yine sıfat fiil ekidir. Toplumu aileyi ayakta tutan iç dinamikler, ahlaki özellikler kaybolmuş, bunların yerini alması düşünülen şeyler de bu boşlukları dolduramamıştır. Bakın burada dolduramamıştır yüklem, kaybolmuş yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için bu sıralı cümledir. Sıralı cümle olduğu için buradaki muş eki de nedir arkadaşlar? Öğrenilen geçmiş zaman kip ekidir. Dolayısıyla sıfat fiil değildir. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Sıfat fiillerin sıfat ve adlaşmış sıfat olmak üzere iki farklı görevi vardır. Aşağıdaki dizelerin hangisi sıfat fiilin iki farklı görevini örneklendirir? Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın, hala bu taşlarda gülen rüyanın. Rüya isim, nasıl rüya, gülen rüya, niteleme sıfatı, buradaki an en de sıfat fiildir. Dolayısıyla niteleme sıfatı görevinde kullanılmış. Zaman isim, nasıl zaman, geçmiş zaman yine niteleme sıfatıdır. Bakın buradaki mışmış eki de yine sıfat fiildir. Her ikisine de niteleme sıfatı görevinde kullanılmış. Bunu elemiş oluruz. Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır. İnsan isim, nasıl insan, içimde yaşamış bir insan niteleme sıfatı. Mışmış de burada sıfat fiildir. Görmüş olduğunuz gibi bir tane sıfat fiil var. O yüzden bunu denemiş oluruz. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Arkadaşlar, yer isim, nasıl yer, bir devrin battığı yer, niteleme sıfatı, tık tık de sıfat fiilekidir. Nasıl toprak, gelip bastığın toprak, yine burası da niteleme sıfatıdır, tık tık eki de sıfat fiildir. İki tane sıfat fiil var fakat ikisi de niteleme sıfatı görevinde kullanıldığı için bunu denemiş oluruz. Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bakın an en eki nedir arkadaşlar? Sıfat fiildir. Sıra dağlar gibi duran insanlarındır olacak. İnsanlar düşmüş, niteleme sıfatı ismin yerine geçmiş. Bu nedir arkadaşlar? Burası adlaşmış sıfattır. Fakat sıfat görevinde kullanılmadığı için bu seçenekte o yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. İki farklı görevi vardı ya sıfat ve adlaşmış sıfat demişti. E seçeneğinde sadece adlaşmış sıfat görevinde kullanıldığı için bunu da elemiş oldum. Şimdi unutma ki şairleri haykırmayan bir millet sevenleri toprak olmuş öksüz çocuklar gibidir. Bakın millet isim nasıl millet şairleri haykırmayan millet niteleme sıfatıdır. An en eki de burada sıfat fiildir. Yine sevenleri derken an en sıfat fiildir. Seven insanları desem arkadaşlar nitelik bildiren sözcük ismin yerine geçmiş. O yüzden sevenleri sözcüğü nedir burada? Adlaşmış
sıfat olarak karşımıza çıkar. Hem niteleme sıfatı görevinde kullanılmış sıfat fiil hem de adlaşmış sıfat görevinde kullanıldığı için cevabımız A seçeneği olacaktır. 6. soru. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış ad vardır. Bakın arkadaşlar, yıl isim, nasıl yıl, sisli yıl niteleme sıfatı. Hangi sisli yıl? O sisli yıl. O sözcüğü de burada işaret sıfatıdır. Yani hem niteleme hem de belirtme sıfatını aldığını görüyoruz ismin. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Kurallı bir eylem cümlesidir demiş. Bakın, sararmış fotoğraf gözümün önüne gelir. Gelir yüklem. Gelmek fiil olduğu için bu fiil cümlesidir. Aynı zamanda yüklem sonda olduğu için kurallıdır. B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Zincirleme at tamlaması kullanılmıştır diyor. Bakın, bunu da farklı bir kalemle gösterelim isterseniz. Çocukluk çağımın yılları. 3 isim bir araya gelmiş. Kendi içinde tamlama oluşturmuş. Zincirleme isim tamlamasıdır. C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Sıfat fiile yer verilmiş mi? Sıfat fiili de yer verilmiş. Fotoğraf isim. Nasıl fotoğraf? Sararmış fotoğraf. Niteleme sıfatı. Buradaki mışmış eki de sıfat fiil ekidir. O yüzden biz E seçeneğini elemiş oluruz. Arkadaşlar, bu parçada işaret zamiri yoktur. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? Kalbimde eserdi sevginin yeli. Yok, artık esmiyor, terk etti beni. Bir daha sevemem, dönemem geri. Sevda yollarında tükendi ömrüm. Yeterlik fiilinin olumsuzuyla çekimlenmiş fiiller diyor. Arkadaşlar, yeterlik fiili ebilmek sözcüğüydü. Olumsuzunda bil kısmı düşer, geriye e'si kalırdı. Bakın burada da sevemem, dönemem derken şuradaki e ekleri yeterlik fiilinin olumsuz şeklidir. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Yardımcı fiille oluşturulmuş birleşik fiil demiş. Yardımcı fiiller günümüzde en çok etmek ve olmak şeklinde karşımıza çıkardı. Bakın, terk etti derken yardımcı eylemle oluşan bir birleşik fiil olduğunu görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Peki birleşik zamanlı fiil var mı? Bu da var arkadaşlar. Eserdi derken buradaki R geniş zamandır. D de nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Ek fiilin neyi bu? Hikayesi. Bir fiil kipekinden sonra ek fiil alırsa birleşik zamanlı fiil oluşturur. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki haber kipiyle çekimlenmiş fiiller var mı? Bu da var arkadaşlar. Eserdi derken geniş zamanlı hikayesi, bunu alırız. Yine esmiyor derken şimdiki zaman var. Terk etti derken dili geçmiş zaman var. Sevemem derken geniş zamanın oluşumu olumsuzu var. Yine tükendi derken, bakın, dili geçmiş zamanla çekimlenmiş. Bu da var. Dolayısıyla D seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bu parçada dilek kipiyle çekimlenmiş fiil olmadığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Zarf fiil kullanılmıştır. Bakın, yaparak derken arak erek zarf fiil ekidir. Yine çıkar çıkmaz derken buradaki remaz zarf fiil oluşturur. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Girişik birleşik cümleye yer verilmiş midir? Bakın, İslam Bey savaşa çıkar çıkmaz nişanlısı Zekiye ile vedalaşır. Vedalaşır yüklem. Bir yüklem var ve içinde fiilimsiyle oluşmuş yan cümlecik var. O yüzden burası girişik birleşik cümledir. Bunu da elemiş oluruz. Adlaşmış sıfat fiile yer verilmiştir diyor. Bekleyenlere derken buradaki an eneki sıfat fiilekidir. Aynı zamanda bekleyen insanlar desek arkadaşlar adlaşmış sıfat olur. Buradan da biz D seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da eledik. Hal eki almış birden fazla sözcük vardır. Bakın, cephede derken D ekini görüyoruz. Dışarıda derken D ekini görüyoruz. Bunlar nedir? Bulunma hal ekidir. Yine yola derken A yönelme hal eki görülmektedir. Arkadaşlar, burada bir sürü hal eki var. O yüzden E seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bu parçada işaret zamiri yoktur. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu dizelerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Birinci dizede birden fazla sıfat tamlaması vardır. Bakın yer isim, hangi yer, her yer. Her sözcüğü burada belgisiz sıfattır. Sıfat artı isim sıfat tamlamasını oluşturur. Renk isim, nasıl renk, soluk renk, soluk sözcüğü de niteleme sıfatıdır. Sıfat artı isim sıfat tamlamasını oluşturur. Bakın birden fazla sıfat tamlaması var. O yüzden A doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci dizede belirtisiz isim tamlaması vardır. Arkadaşlar seher vakti. Birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük iyelik eki aldığı için burası nedir? Burası belirtisiz isim tamlamasıdır. İki de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü dizede adlaşmış sıfat fiil vardır. Bakalım. Ben susarım, konuşan yalnız gönlümdeki efkar ifadesinde konuşan burada an en ekini almış. Yani sıfat fiil eki var. Konuşan insan desem ya da konuşan şey desem ya da konuşan kişi desem arkadaşlar buradaki konuşan sözcüğü adlaşmış sıfattır. Yani nitelik bildiren sözcük ismin yerine geçmiştir. O yüzden 4 de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Son dizede sıfatlaştıran ki ekini alan sözcük vardır. Bakın efkar isim hangi efkar? Gönlümdeki efkar. Burası işaret sıfatıdır. Bunu işaret sıfatı yapan ise görmüş olduğunuz gibi buradaki ki ekidir. Biz bu ki ekine ne diyoruz? Sözcüğü sıfat yaptığı için sıfat yapan ki diyoruz arkadaşlar. O yüzden E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü dizede sıfat fiil kullanılmıştır diyor. Hangi vakit çalsan kapımı rüzgar? Bakın sıfat fiil yok. O yüzden cevabımız da C seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede geniş kenarlı ve beyaz eldivenli söz grupları yapıca kurallı birleşik sıfat grubudur. Bakın el isim, nasıl eller, beyaz eldivenli eller. Burası niteleme sıfatıdır. Buradaki iki sözcüğü okutturan li eki olduğu için arkadaşlar bu kurallı birleşik sıfatın içerisine girer. Yine şapka isim, nasıl şapka, geniş kenarlı şapka. Burası da niteleme sıfatıdır. İki sözcüğü birlikte okutturan buradaki lı ekidir. Bu da kurallı birleşik sıfata girer. Bu da doğrudur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Kadın sözcüğü birden fazla sıfat tarafından nitelendirilmiş midir? Bakın kadın isim. Şimdi arkadaşlar şuradan itibaren yani cümlenin başından kadın sözcüğüne kadar olan kısım zaten niteleme sıfatıdır. Ama biz yine de kısaca bakmış olalım. Kadın isim nasıl kadın? Çalışan şişman kadın niteleme sıfatı. Nasıl kadın? Yaşlı kadın niteleme sıfatı. Bakın birden fazla sıfat almış. O yüzden C seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Birden çok edat kullanılmıştır. Kadar edat. Yine icabına göre derken e göre edat. İcabına göre derken e göre edat. Elleriyle derken bakın şuradaki L nedir? V getiremediğimiz için yani ilenin yerine V getiremediğimiz için bu da edattır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Birden çok bağlaç kullanılmıştır. Bakın birçok gerçekten bağlaç var. V bağlaçlarını görüyoruz arkadaşlar. Hatta bağlacı var. Bakın burada fakat bağlacı var. O yüzden bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Arkadaşlar bu parçada zincirleme isim tamlaması yoktur. Bunun için de cevabımız B seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur demiş. Alnıma yazılmış bu karayaz ifadesinde bakın. Alnıma sözcüğünde kelime alındır. I ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Bunu elemiş oluruz. Bu çocuk nedense bana çok benziyor. Arkadaşlar benziyor kelimesinde kelime benizdir. I ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Bunu da elemiş olduk. Amerika'yı Kristof Kolomb keşfetmiştir. Keşfetmiştir sözcüğünde kelime keşiftir. İ ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Bunu denemiş olduk. Parkta oynayan çocuklara bir süre baktı. Oynayan derken kelime oyundur. U ünlüsünün düştüğü görülmüştür. Bunu denemiş olduk. Sanatçı genellikle trajik olayları ele almıştır cümlesinde ünlü düşmesi olmadığı için cevabımız da E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik 12. soruya. 12. soruda aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcükte ötekilerden farklı bir ses olayı vardır? Bakın bağrında kelimesinde kelimenin kökü bağırdır.
ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Ünlü düşmesi diyoruz. Uğrunda kelimesinde yine kelime uğurdur. U ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Bu da ünlü düşmesidir. Alnına ifadesine bakacak olursak alındır. I ünlüsünün düştüğü görülür. Buna da ünlü düşmesi denir. Yine hasmı ifadesinde bakın kelime hasımdır. I ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Ünlü düşmesi diyoruz. Şimdi toprağa kelimesine bakacak olursak kelime topraktır. K sesi yumuşayarak yumuşak G'ye dönüşmüş. Buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Ünsüz yumuşaması diyoruz. Farklı olanı sormuştu. Toprakta ünsüz yumuşaması olduğu için doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.